son döneme girdik. Bugünkü programımızda sevgili izleyiciler yükselen sözlerde tüm yönleriyle evliliği konuşuyoruz. Konuğumuz Doktor Yahya Şenol ile birlikte son olarak evliliğin şartlarından aleniyet ve denetlenmesi gerektiği ile ilgili bununla ilgili şartları konuştuk, görüştük. Ee, hocam ben burada bir e, ara cümle olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bu e, hani bahsettik ya evliliğin e, ne kadar zor olduğu, gençlerin önünün bu konuda bir sürü engellerle doldurulduğu. Hatta her şeyi geçelim bir kere düğün yapması, işte nişan e, masraflarla falan masraflar, şunlar çocuklar, bunlar, evet. e, Bir birçok engeller var. Halbuki e, zina'nın bu kadar böylesine büyük bir günah olduğu. Yaklaşmama, yani bırakın zinayı yapmayı, Yapmamayı, yaklaşmama evet. Emre'nin bulunduğu bir kitapta evliliğin ve boşanmanın aslında önünün çok açık son derece son kolay, derece kolay yani. olması evet. gerekir. Evet. Dolayısıyla e, bu anlamda da bizim Müslümanları buradan uyarma evet. görevimiz Aynen var yani. diye düşünüyorum. Yani aileler başta. Yani zorlanacağız ya. Yani hayat bu tabii ki zorlanılacak. Tabii Borca ki. gireceğiz, harca gireceğiz ama çocuklar evlenecek evlenecekler. Evlenecekler evet. Sonra illa belli bir yaş efendim okulu bitirsin de yok efendim şu meslek sahibi evet. olsun bilmem ne olsun. Yani böyle bir şartı evet. yok evliliğin. Evliliğin şartları işte konuştuğumuz evet. şeyler. Okul bitmesi gerekir diye bir şart var mı Kur'an'da? Yok öyle bir şart yok. Evet. Peki hocam, bu şartları devam ederken denetleme ve aleniyet dedik. Evet. bir de bu gizli nikah gizli nikah evet. meselesini Hı -hı. Biraz evet, çok daha ciddi açalım. bir sorun gerçekten de bu. Yani denetim şartı gizliliği bir defa otomatikman ortadan kaldırıyor. Evet. Yani bu konuda herhangi bir sorun yok. Yani denetimsiz nikah geçerli bir nikah değil. Hı -hı. Bu gençler örnek verdik doğru. Gençlerden bunu yapanlar var bu yanlışı. Ama bir de erkeklerden ikinci üçüncü için de bunu yapanlar istismar edenler var. Evet. Nasıl olsa <laughs> Allah erkeklere böyle bir hak vermiş deyip onu da gizliden gizliye yapanlar var. Bu da gizli, hiçbir bekar şey, hiç şekilde arada. nikah olmaz. Olmaz, Evliyede olmaz. Ne demek gizli? Allah yapın daha hiç kimse duymasın diye bir şey hiçbir yerde söylemiyor ki. O nikah kim denetleyecek? Yani siz bir kişiden dahi gizliyorsanız o yani, nikah aleni değil. Olmaz değil. yani o kadının bir defa velisinin izni var. mı? ikinci evlenen kadının. Evet. Var mı? Yok. Tamam. Peki, velisi yoksa yetkili makamın bu konuda izni onayı var mı? Yok. E üçüncüye kim artık bu nikahı denetleyecek? Siz bütün bu denetim şartını ortadan kaldırırsanız zinayı tarif edebilir misiniz? Evet. Zina iki tarafın razı olarak yaptığı e, zi, yani nikah arada bir imza bu kadar değil var. ki. İmizliği Zinada da zaten mı? taraflar alan razı veren razı yani. Bu onu helal yapıyor mu? Zaten hocam olmaz. zani dediğimiz kişiler az evvel bahsettiğimiz yani bu, bu şekilde hayatı yaşam tarzı olarak gören kişilerin söyledikleri cümlede şudur. Ya bir imza ile mi her şey değişecek? Bir imza mı bunu değişecek? Sözleşme böyle bir, bir, kurumdur. Bir kurum evet. Bir... Tabii yani bu ancak sözleşmeyle yapılabiliyor evet. ve toplum bundan haberdar olmalı. Evet. Herkes bilecek ki falanca ile filanca artık karı koca. Evet. Bitti yani bu bu töhmeti de insanlara şey yapamaz, yaşatamazsınız yani. Kimin ne yaptığı falan belli değil. Siz yani herkes bir kendini bir tartsın bir düşünsün bakalım. Bir eviniz olsa kiralık bir eviniz böyle neydi belirsiz evli olup olmadığı belli olmayan bir çifte ev verir misiniz? Evinizi o şekilde kullanmasına razı olur musunuz? Olmazsınız yani rahatsız oluyorsunuz yani niye? Aile girsin çıksın isterseniz. Aile olduğunun belgesi de nedir? Nikahtır. Nikahla ancak bir şey kurulabilir. Evet. Nikah içinde denetim mutlaka şart. şart. Bu denetimi aile yapacak, aileyle anlaşmazlık olursa da resmi makamlar yapacak. Üçüncü bir şıkkı yoktur bunun. Bir de hocam kısaca şeye değinelim. Bu e, nişanlılık döneminde evet. gençleri geçici olarak... Yine bir yani sorun. Geçici değil de erken bir şey. Evet değil. yine ciddi bir sorun. Buyurun. Bakın nişanlı çiftler haram işlemesinler rahatça gezip tozsunlar diye aileleri tarafından özellikle kız aileleri tarafından nikahları kıyılıyor. Düğün ne zaman? 7-8 ay sonra bir yıl sonra. Nikah niye kıyılıyor? Rahat gezip tozacaklar, el ele tutuşacaklar falan diye. Ya şimdi sadece el ele gezebilmeyi meşrulaştıran, haram işlemi kaldıracak bir nikah çeşidi yok ki bizim dinimizde. Nikah bir tanedir. O kıyıldığı andan itibaren taraflar artık nişanlı değildir. Karı kocadır. Karı kocadır. Evet. Dolayısıyla böyle bir nikah kıyıldığı andan itibaren koca, koca olan taraf karısını alıp evine götürme hakkına sahiptir. Kadının da gitmeme gibi bir artık şansı yok. Niye? Niye evet dedin o zaman sen bu nikaha? Hmm. Birlikte yaşamak için. Dolayısıyla kocan dene sen orayı olması lazım. Evet. Ama bizde nişanlılıkta da bu yani ara o kadar açılıyor ki şimdi. Bir yıla yayılıyor işte bir buçukla yayılıyor falan. E ne yapacak bunlar? Hadi o zaman bunu bir nikahla bertaraf edelim falan. Ve çoğu zaman da nişanlılık döneminde sıkıntılar falan yaşıyor. Ayrılma ciddi bir problem falan. Bir hatıramı anlatayım. Buyurun Şimdi bize telefonla bir soru sorulmuştu bu konuda. Bir beyefendi telefon açtı. Dedi ki hocam dün akşam dedi kızımı nişanladım. Nikahta dedi yani düğün. Şimdi i̇şte 7-8 ay sonra ya da bir yıl sonra neyse öyle bir uzunca bir zaman verdi. E şimdi dedi Nikah da kıymak istiyorum dedi. Var mı bir sakıncası? Hani bunlar dedi rahat gezip dolaşacaklar, alışveriş yapacaklar falan. Valla dedim sakıncası yok. Nikah kıyabilirsiniz. E, sakıncası yok da. Bir hafta sonra gecenin bir vakti dedim. Kızınız telefon açtığında baba beklemeyin bu akşam gelmiyorum. Kocamla kalacağım yani bir yere gideceğiz, tatile gideceğiz falan şey yapacağız. Bunu derse dedim ne yaparsınız? E olur mu dedi öyle şey ya evlenmeden falan olmaz öyle bir şey dedi. <laughs> Kesinlikle yapamaz. Niye abi kocası değil mi? evet Ha ben onu kastetmedim dedi. O zaman dedi olmaz. <laughs> yani nikah diye düşünüyor ama aklımdaki nikah değil. Evet. Halbuki nikah kıyıldığı andan itibaren taraflar karı koca olur. Dolayısıyla 7 ay bir sene sonra olacak düğün için erkenden nikah kıyılmamalıdır. <laughs> Ne zaman? Düğüne yakın. Çok yakın bir zamanda. 3 gün kala, beş gün kala, bir hafta kala nikah kıyılırsa o zaman ancak olabilir. Yoksa erkenden nikah kıydın ondan sonra da şey kızı asla bir yere götüremezsin. Sen de kalamaz. Sen burada kalamazsın falan bilmem ne. E o zaman sen nikahı nikah kabul etmiyorsun. Evet. Yani öyle bir nikah çeşidi yok. Hadi nikah kıyalım sadece elleri tutuşmak helal ama onun dışındakiler haram. Hayır. Nikahsa artık taraflar nişanlı değil. Karı koca bu bilinçle kıyıyorsanız kıyın ama her türlü şeyini de bilin. Artık evli bunlar gelmeyebilirler karışamazsın da. Evet. Artık çocuk evliliğin bütün sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Zorunlu. O kıza ona nafaka sağlayacak o mesken sağlayacak bu kız o eve gidecek o evde kadınlık yapacak. Evet. Hayır diyorsan o zaman nikaha düğüne yakın bir zamanda kıydıracaksın. Evet. Evetse bu bilinçle olacaksın o zaman. Öyle bir basit bir nikah çeşidimiz falan yok. Tamam, bunu da geçtik. Bir diğer konu burada e, denetleme ve işte <laughs> bir e, yani velilik diye Veli, bir evet. makamı var. Hı -hı. Yani daha doğrusu aile veya her evet. kimse toplumda. Fakat e, rıza yine evlenecek evet. tarafların yani velinin rolü ne burada evet. değil mi? Evet, rolünü yani alalım. Buyurun. Bu çok önemli. Evlilikte iki taraf vardır. Hı -hı. Taraflardan biri erkek, biri kadındır. Veli taraf değildir nikahta. Veli üçüncü bir şey olarak denetleme mekanizmasıdır sadece. Dolayısıyla kadının nikahın tarafı olmaktan çıkaran anlayış doğru değildir. Bizim Hanefi mezhebinin haricindeki diğer mezheplerde kadın nikahın tarafı olamaz. Nikah masasına bir taraf olarak oturamaz. Neyi kastediyoruz? Yani mesela ikimiz herhangi bir ortaklık kuruyoruz. Diyelim ki bir şirket için veya bir ticaret yapmak için falan. Biz bu ortaklığın taraflarıyız. Ortaklığa konu olacak da bir malımız var. İşte şu kitabı alımını, satımını, basımını yapmak üzere bir anlaşma. Bu anlaşmamızın konusudur. Üç mezhep diyor ki işte kadın böyledir. Veli ile koca arasında nikahın konusudur. Kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'a aykırıdır bu. Şey Kur'an-ı Kerim'de yok. kadın hep nikah fiilinin faili olarak kullanılmıştır. En yenkihne ezvacehunne. En ten ki hazaucen hep nikahın tarafı olarak kadını konumlandırmış Allah. Nerede? Evet. Mesela ben hem hemen Bakara şu an suresi 230'da 230 230 232'de tabii hem mesela. biraz önce okuduğumuz 232'de bakın en yenkihne ezvacihun da kocalarıyla nikahlanmalarında evet. kadındır. Yani Fai taraftır. Kadın. Dolayısıyla veli kızın yerine nikahta taraf olamaz. He. Kadın isterse kız velisini vekil olarak tayin edebilir nikahı akt etmesi için. Onda problem yok bazı yörelerde kızlar nikah taraf olmaktan utanabilirler, çekinebilirler. Babasını veya amcasını, dedesini bir niyet kilendirebilir. O onun adına nikahını kıyabilir. O başka bir şey. Bir de istese de oturamaz demek başka bir şey. Hmm. Bu yanlıştır kesinlikle. Bu mezheplerin dolayısıyla şöyle bir görüşleri de otomatikman ortaya çıkıyor. Veli kiminle isterse kız onunla evlenmek zorunda. Çünkü nikah taraf olarak oturamıyor ya. Konu evet. olduğu için Haşa alını verilen mi mal hükmünde. Halbuki biz daha başta meveddetten bahsettik, Tabii. rahmetten bahsettik. Yani karşılıklı birbirlerini sevecek iki insandan bahsederken sizi başkasının evlendirmesinde evet. yetkili kılmanız İstemediğiniz lazım. bir kişiyle dolayısıyla bakın kızları hiç kimse istemediği bir kişiyle evlendirme hakkına sahip değildir. Hiçbir velinin böyle bir hakkı yoktur. Evlenecek çiftlerin rıza ve ihtiyarları olması lazım. Yani kendi rızalarıyla ve kendi seçimleriyle, hür iradeleriyle bir karar verecekler. Hı hı. Veli'nin istemediği bir kişiyle çocuklarını evlendirme hakkı yok. Resulullah döneminde bunun örnekleri yaşanmış. Bir kadın gelip Resulullah'a şikayet ediyor. Ya Resulallah beni babam istemediğim bir kişiyle nikahladı. İstemiyorum bu adamı sevmiyorum deyince Resulullah tamam o zaman diyor. Boşanıyorsun git iddetini de bitirdikten sonra istediğin adamla evlen. Kadın gidiyor istediği adamla evlenebiliyor. Hı hı. Bu kadar. Başka bir gün bir kız yine geliyor Ayşe validemize bir soru soruyor. Diyor ki ya böyle böyle bir durum var. Ayşe validemiz diyor ki dur Resulullah gelsin onu anlatırsın. Resulullah geliyor diyor ki anlat. Kız diyor ki ya Resulallah beni babam istemediğim bir kişiyle evlendirdi amcasının oğluyla evlendirdi kendi konumunu yükseltmek için. Hı. Ben diyor buna razı değilim. O zaman diyor tamam sen razı değilsen git babanın evine istediğin kişiyle evlenebilirsin. Diyor ki hayır hayır ya Resulallah Durum gerçekten böyle değil. Ben kadınların bu konuda bir hakkı var mı yok mu onu öğrenmek istedim diyor. Bunu öğrenmek ha. için geldim diyor. Adam tamam. mesela açığa çıkmış oluyor. Hmm. Kız kiminle istiyorsa onunla evlenir. Olur. Heh bu konuda velisiyle anlaşamazsa gider resmi makama. Bak kadın babasıyla anlaşamadı. Geldi Resulullah. Resulullah dedi ki tamam istemiyor musun? Git istediğinle evlen. Hmm. Bu kadar. Veli denetim pozisyonundadır. Taraf pozisyonunda değildir. Değil. Onun istediğiyle taraflar evlenmek zorunda değil. Hı hı. Bu sevgi nasıl oluşacak istemediğim bir kişiyle? Dolayısıyla ikrah altında nikah asla olamaz. Bu sefer Hanefi meslebi veliyi tamamen devreden çıkartıyor. Hı hı. Velisiz nikah olur diyor. Ama bu sefer ikrah altında nikahı bu sefer caiz görüyor. Hı hı. Yani bir kişi kalkıp bir kızın kafasına silah dayayıp şununla evleneceksin deyince evet deyince tamam diyor ne yapalım? evet demeyebilirdi de ölümü tercih etseydi. <laughs> bu onun diye ihtiyarına engel değil. Ya oyun oynamayın. Ne ya. Kadar, Böyle bir şey mi <laughs> olur? <laughs> ne yani? kadar güzel. İstemediği bir kişiyle diğer mezheplere göre de olmaması lazım bu işin. Hanefi mezhep Kur'an-ı Kerim'e göre, Resulullah'ın sünnetine göre kız da erkek de kimin ne istiyorsa onunla evlenecekler ama veli bu nikahı denetleyecek. Diyecek ki bak kızım şöyle şöyle bir durum var. Bu sana uygun bir eş adayı değil. Bununla evlenemezsin falan diye orada onu denetim pozisyonunda olacaklar. Hocam peki e, kendileriyle evlenilemeyecek kişiler. E, yani bir kişinin evleniye, ev, evlenemeyeceği e, kişiler var ve bunlar detaylı bir şekilde evet Kur'an-ı anlatılmış. E, zaten bunlar bütün toplumlarda genel geçer şeylerdir. Evet. Fakat bir iki mesela, tane bir iki şey tanesi vardır, evet. evet bugün bizim toplumumuzda da yani evliliğin şartı e, gerekliliği olarak kabul edilmemiş ya da öyle bir şart koşulmamış hı hı. ama Kur'an'ı Kerim'e göre olması evet. gereken mesela süt kardeşliği falan evet, gibi. Evet. Buyurun. Onunla ilgili de direkt ayetleri göstermiş olalım. Nisa suresi yine Kur'an-ı Kerim'in dördüncü suresi. Zaten bakın Nisa suresi yani kadınlar, kadınlar kadınlarla evet. ilgili hükümlerin bulunduğu sürece. Bütün evet. kadınların bu Nisa suresinde hükümleri böyle sular seller e, gibi bilmeleri de, lazım. Evet. İşlerine de yarar. <laughs> ya. Eyvallah. Şimdi 22. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki kimlerle evlenilmez? ve la tenkihu ma nakehu abaukum minan nisa babalarınızın nikahladığı kadınları asla nikahlayamazsınız yani zamanında babanız nikahlamış bu baba kişinin babası dedesi ilaniha yukarı doğru bütün üst soyunu kapsar hı hı. onların nikahladığı kişiler bakın bunlar biraz sonra aşağıda anneniz haramdır diyor anne dışında kalan babanın nikahladığı başka kadın veya dedenin nikahladığı başka kadınlar hı hı. onlarla evlilik haram Şimdi dedenin nikahladığı kadınlar arasında kişinin babaannesi de yok mudur? Tabii ki vardır. Dolayısıyla babaannenizle evlilik haramdır demesine gerek var yok, mı burada? Yok bütün babalarınızı Peki bu zaten. ayetlerde babaanneyle evlilik yok dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim bu konuda eksik falandır gibi böyle bir saçma sapan bir iddianın da hiçbir ciddi bir tutarlı tarafı yoktur. Bu zaten ayete göre. Biz de ciddiye almış olmayalım. Evet hocam sadece akıllarına <laughs> takılanlar olsa ona da bir parantez için cevap vermiş olalım. Başka kiminle nikah caiz değil. Kişi istese bile evlenemez. Hemen bir sonraki ayet: "Hürmet aleikum Annelerinizden nikah Zaten bunlar hani şüphe duyulan hususlar değil. Evet. Kızlarınızla evlenemezsiniz. Kız kardeşlerinizle evlenemezsiniz. Halalarınızla evlenemezsiniz. Teyzelerinizle evlenemezsiniz. Hı. Erkek ve kız kardeşlerinizin kızlarıyla evlenemezsiniz. Yani yeğenlerle. Hı hı. Sizi emzirmiş olan annelerinizle evlenemezsiniz. İşte süt annemesi. Bu medeni evet. kanunda karşılığı olmayan bir husustur evet. ama İslam kesin haramdır Başka ve havâtukum minar razaa süt kız kardeşlerinize evlenemezsiniz. Yani aynı anneden birlikte süt emdiğiniz ama öz kardeşiniz olmayan kızlar. Hmm. Bunlarla da süt eme, ev, evlenemezsiniz. Eşlerinizin anneleriyle kayın eşini boşasa bile kişi daha sonra gidip de kayın asla hmm. evlenemez. Başka kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınların önceki evliliklerinden olan kızlarıyla da evlenemezsiniz. Hmm. Gerdeğe girdiyse kişi boşasa bile annesini bir daha gidip o kızla evlenemez. Başka oğullarınızın boşadığı eşler yani gelinlerle kişi oğlunun boşadığı kadınla da asla evlenemez. kızı hesabesinde çünkü. Hı hı. Ve bir de ve entecmeu beynel uhteyni iki kız kardeşi aynı anda nikahlamakta caiz hı hı. değildir diyor. Bir de 24. ayet evli kadınlarla evlenmekte haramdır. Yani birisiyle evli olan bir kadın gidip de bir başka erkekle ikinciye evlenemez. Bu aynı anda bir nikah altında iki kız kardeşi birleştirme diğer ayetlerden ve Resulullah'ın sünnetinden anlaşıldığına göre kızın aynı nikah altında halası ve teyzesiyle birleştirilemeyeceğini de hmm. gösteren bir delil. Yani sadece iki kız kardeş değil, hala ve teyze de kızla birlikte aynı nikah altında birleştirilemiyor. Çünkü miras konusunda uht kapsamına, kız kardeş kapsamına bunlar da bunlar girebiliyor. Dolayısıyla buna müsait bir de evli kadınlar dedik. Bunun dışında kalan kadınlar mehirlerini falan vermeniz şartıyla size helaldir diyor Allah. Bu ayetleri de detaylı bir şekilde izleyicilerimiz bilirlerse herhangi bir yanlışa zaten mahal verilmez. Hocam e, son bölümümüzü de mehire ayıralım dedik. Tamam. Yetiştirebildiğimiz kadar evet. yetiştiremediğimizi haftaya tamamlarız. İsterseniz onunla ilgili ayetimizi bir görelim. Önce bir tamam. ayet görelim. Daha sonra konuya girelim. Ve terimizi izliyoruz. Müzik Kadınlara mehirlerini cömertçe verin. Eğer mehir olarak verdiğinizden bir şeyi gönül hoşluğuyla size bağışlarlarsa onu da gönül rahatlığıyla yiyin. Nisa suresi 4. ayet. Evet program içerisinde zaten değindiğimiz okuduğumuz bir ayetti. Böylece görsel hafızamıza da yerleştirmiş olduk inşallah. Nisa suresinin 4. ayeti, 4. surenin 4. ayetinden devam ediyoruz. Hocam nedir mehir? Evet. Bu da hani kadınlarımızın artık böyle sular seller gibi birbileri gereken husus. Mehir yani bilmeleri işlerine yarar. iyi iyi gelir. Her yani. türlü yani. <laughs> evet hem dini hem dünyevi olarak evet. mutlaka bir fayda sağlayacaktır. Mehir dediğimiz hadise evlenecek olan Müslüman bir erkeğin eşine vermesi zorunlu olan bir düğün hediyesidir. Bakın hem zorunlu hem, hem hediye. hediye şeyini kullandık. Evet. Niye hediye dedik? Çünkü bu bir şeyin bedeli falan değil. Bir şeyin karşılığı değil. Bir başlık parası falan gibi bir şey değil. Bu bir hediye. ve O biraz önce paylaşılan ayette de bakın Cenab-ı bak biz erkeklere hitaben diyor ki ve evet. atu'n nisae o kadınlara verin neyi? Sadukatihin, mehirlerini. Burada kullanılan kelime de ilginç. Saduka fiili. Nasıl sadık kökünden türemiş bir kelime. Hani doğru sözlülüğümüzün de bir belgesi. Yani bak seninle evlenmeyi çok istedim. Sen de şey yaptın işte seni seviyorum falan. Bunun bir belgesi olarak bak bu da benimle evlenmeyi kabul ettiğin için sana Gönlümden, düğün hediyesi gönünden hediye kopandı yani. bu hediye. Ve buyurdu ki Allah bunu nihleden hem de gönül hoşluğuyla verin. Öyle verirken de minnet ediyormuş gibi. Davade <laughs> tamam Al şunu al al istedim falan böyle bilmem ne yok. Tamamen gönül hoşluğuyla bunu verin tabi intibne lekum an şeyin ama kadınlar da diyor teslim aldıktan sonra tamamen yine kendi gönül hoşnutluklarıyla kocalarının bu konuda baskı yapma hakları yok. Kendi gönüllerinden aldıkları mehirin bir kısmını size bağışlarlarsa verirlerse birlikte de diyor harcayabilir evet. onu yiyebilir kullanabilirsin hiç problem yok. Mehir evliliğin sonuçlarından bir tanesidir. Bakın evliliğin şartlarını saydık Buna sonuç diyoruz. Niye? Çünkü nikah akdinin kıyılmasıyla birlikte kadın buna otomatikman hak kazanıyor. Hmm. Şimdi bunu ilgili ayetlerden görelim. Görelim buyurun. Şimdi bir ayet, hemen hangi ayetler başlayalım? Hemen Nisa elimizde açıktı zaten biraz önce. 24. ayeti bir hatırlayalım. Cenab-ı evet. bak, hani biraz önce saymıştık ya evlenilmesi, evet. nikahlanılması haram olan kadınlar. Bunun dışında kalan kadınlarla evlenebilirsiniz dedi. Ne şartla? En bi emvalikum. Bak mallarınızla onlara talip olasınız. Onları isteyesiniz diye. Malımızı onlara vereceğiz. Yani bak bu nikah akdinin bir gereği olarak mallarımızı kendilerine vereceğiz. Bir, bir de devamında da diyor ki Femestemtertum bihi minhunne. Bu nikah suretiyle onlardan faydalandığınız andan itibaren fakat uhunna ujuruhunna fariza bak bir farz olarak onlara mehirlerini ödeyeceksiniz bak otomatikman bir sonuç evet bir ya yani kadınlar buna otomatikman hak kazanıyor farz o zaman farz oluyor evet sonra. o zaman artık mutlaka verilmesi zorunlu ve la cunaha <laughs> aleykum bu farzı belirledikten sonra daha sonra yine karşılıklı rıza ile bu miktarı artırıp eksiltmenizde de bir günah yok yani erkek de diyebilir ki ya çok az olmuş be gönlümden de koptu al sana şu kadar ya illaki şu kadar miktarda mehir belirlenmiş artırabilirdi erkek hı hı. veya kadın da diyebilir ki ya çok olmuş zaten belim müküldü bu kadar düğün borcu var harca yapamıyorsun şu kadarını da versen razıyım diye miktarı hı. karşılıklı rızayla ama yani tek taraflı kadına erkeğin bu konuda baskı yapıp haklarını hmm. elinden alması diye bir şey kesinlikle Peki söz bunun konusu bir değil. sınırı var mı? Üst sınırı. Mehirin alt sınırı da yoktur. Üst sınırı, sınırı da yoktur. Bu tamamen tarafların serbestçe anlaşıp belirleyebilecekleri bir husustur. Kadın tamam. diyecek ki ya ben Mehir olarak şunu talep ediyorum. Neticede bunu verip verememe durumunda olan da erkek. erkek. Ya diyebilir ki o kadarını veremem ben. Şu kadarını veririm. Oturup anlaşacaklar. Hmm. Bir hediye. Düğün hediyesi. Bu peşinde yani hemen nikah aktin esnasında da teslim edilebilir. Hmm. Ki buna Mehir muaccel hmm. deniyor. Hemen Verilen. ödenen mehir. Bir de mehri müeccel var. Yani daha sonra evet, evlilik evet. aktinden sonra ödenmesi gereken miktardır. Bunu kadın peşine olarak alabilir. Taksit taksit olarak alabilir. Yani der ki işte bana 10 tane şu kadar ayarda bilezik ver şey olarak mehir olarak. Ama ne kadar zamanda olursa olsun. Bir sene sonra ver, iki sene sonra ver, parça parça ver, toplu ver. Tamamen kendileri oturup anlaşacaklar. Üçüncü bir kişinin araya girip işi yokça sürmesi, şunu yapması bunu yapması falan Hı, söz konusu değil. değil evet. Bir ondan sonra kadınlar bu 25. ayette dedi ki esir kadınlarla evlenmeyi bile Cenab-ı Hak anlatırken muhsana olma şartlarını ortaya koşmuştu. Bir de dedi ki yani A ne, ne? mehirlerini de bizzat gidip onlara teslim edeceksin. Bak hürriyeti yok ama mehrini eline teslim Hı. edeceksin. Gerçi bunu bizim kitaplarda bir katakulliyle ile almışlar mı hocam onu? Onu da almışlar <laughs> sahibine vermişler. O kim elinde tutuyorsa ona vermişler. Diyorlar ki, burada her ne kadar diyor Allah o kadınlara ve o kadınların bizzat kendilerine mehir verin dese de, dese de diyor gerçek öyle değildir sahiplerine verilmeli falan gibi. Ve saçma sapan burada söylemeye utanacağımız şeyler söylüyorlar. Hı -hı. Bir, biraz önce görmüştük Maide 5. surenin 5. ayetinde ehli kitapla evlenmeye Cenab-ı izin Hı -hı. verirken اِذَا اَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Mehirlerini de vermeniz Hı -hı. kaydıyla dedi. Yani bunun Bak. istisnası yok. Yani evleneceğin kişi verir. hür. Esir, gayrimüslim, fark etmez. kadın nikah kıyıldığı andan itibaren bu mehri almaya hak kazanıyor. Bu onun doğal bir hakkı. Hı hı. Bütün kadınlar bunu alabilir ve bu mehre erkek hiçbir şekilde el süremez. Bakın ne kocası el sürebilir, ne, ne kayınpederi, ne kayınvalidesi, ne kendi annesi, ne kendi babası. Bu kadınlarımızın öz ve öz mallarıdır. Bununla istedikleri gibi tasarruf sahibidirler. Kocası vermek zorunda, verdikten sonra da karışamaz. Bak oraya harcama, buraya harcama. Sana ne? Sen onu vermek zorundasın, bitti. Kadın istediği gibi harcayabilir. Sana verebilir bile diyor Allah. Hmm. Sen dua elgi sana versin. Bir de karıkçı şey yapıyorsun ki gitsin harcamasın, harcamasın falan diye. Böyle bir şey yok hiçbir şekilde. Ve Cenab-ı Hak diyor ki herhangi bir boşanma anında oldu ki erkek nikahı sonlandırmaya karar verdi. Bakın bununla ilgili de Bakara suresinin 229. ayetinde buyuruyor ki onlara verdiklerinizden bulabildik mi? İkinci sure evet, 229. 229. ayet onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız size helal değildir. vela يَحِلِ لُكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِنْ مَا آتَيْتُمُهُ şey'en Herhangi bir, bir, şey bir şey bile, en şey ufak bir şey bile helal değil. Alamazsın. O kadının malı. Boşadın, o ana kadar vermediysen verirsin. Hatta kişi öldüğünde, erkek öldüğünde o ana kadar eşine mehrini vermediyse veya eksik verdiyse kalan mirasından önce bu kadının hakkı olan mehir verilir. Kalırsa mirası diğer varisleri arasında taksim edilir. Öyle yağma yok. Kadının hakkını Allah her zaman koruyor. Bak dedik ya kadın merkezinden Şimdi özellikle bak programımızın programı adını genel olarak Tabii. İslam ve kadın. İslam bu kadınlarımızın kadın o yüzden bize ne dedik kadınlar bilsinler bu meseleyi <laughs> evet. işlerine yarayacak diye. Bakın bir de Nisa suresinin 20. ayeti var. Hı, -hı. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak 20-21 4. sure. Ve in arattum istibdale zevcin mekane zevc. Bir eşi bırakıp başka bir eş almak isterseniz eğer yani eşinizi boşayacaksınız. Ve ateytum ihtahunne kıntaran. Ve o boşadığınıza kantar dolusu mal, mehir vermiş olsanız dahi. Bak mehrin üst Demek sınırının üst sınırı olmayacağını yok. da yok, buradan evet. öğreniyoruz. Evet. Ne kadar verirseniz verin. Fela te'hudhu minhu şey'a en ufacık bir şey bile geri, geri almazsınız. Almayın. E te'hudhunehu ve ithmem Ya günaha girerek apaçık bir iftira ederek mi bunu geri alacaksınız? Evet. Böyle bir şey yapamazsınız ki bunun şeyi bir arka şeyde anlatılır. Yani kadının Sadece kendisinin boşanma durumunda bu mehri vermesi. Yani kadının erkeği boşaması. Evet kadın boşanıp gidiyorsa mehrini vermek şartıyla boşanabiliyor. Bunun dışında bir de erkek karısını zina halinde yakalamışsa kadına der ki bak ya mehrini ver git ya da olayı mahkemeye taşırım zor durumda kalırsın. İşte orada bir baskı yapabilir o da kadın kendi isterse yine boşanmayı mehrini verir. Onun dışında erkeğin tek kuruş dahi mehirden kesme hakkı yok. yoktur. Bak Cenab-ı Hak ne diyor? Ve keyfete tehudunehu. Nasıl alırsınız gidiyor geri. Nasıl hmm. alabilirsiniz? Vakat efda ba'dukum ila bal. Şimdiye kadar birbirinize kaynaştınız. Hmm. Canım, cicim, karım bir tanem falan dedin durdun. E şimdi ne oldu? Şimdi daha. ne oldu? Ver parayı geri. <laughs> Olur mu ya sen onu, onu evlendin diye verdin. Evet. E işin bitti geri alamazsın onu. Öyle bir şey yok ve aldıknız onlar da sizden sapa sağlam bir söz, söz aldılar var. bir sözleşme, sözleşme yaptınız diyor. Bu sözleşme sağlam gereği buna sahip oldular. Dolayısıyla asla böyle bir şey olamaz. Bakın bir de bir ayetimiz daha var. Onu da görelim eğer yetiştireceksek tabii vaktimiz tabii. varsa. İnşallah. Bakara suresi 236 ve 237. ayetler. Bakın nikah esnasında mehir belirlenmişse veya belirlenmemişse belirlenmiş de boşanma gerdekten önce ve sonra olmuşsa gibi farklı hükümler var. Kısaca onları da görelim ve meseleyi artık yavaş yavaş nihayete erdilerim. Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki La <laughs> cunâhe aleyküm in tallaktumun nisa'e mâ lem temessûhunne ev tefridû lehunne ferida. <laughs> Henüz kendilerine dokunmadığınız yani kendileriyle gerdeğe girmediğiniz, girmediğiniz. Ve henüz mehirlerini belirlemediğiniz eşleri boşamanız günah değildir. Hmm. Bak boşamadan bahsediliyorsa nikah geçerli, geçerli kabul demek. ediliyor evet. demektir. Bakın evet. halbuki mehir belirlenmemiş. Evet. Neden? Çünkü mehir nikahın şartı değil sonucu derken sonucu. bunu kastediyorduk hmm. işte. Yani demek ki siz e, nikahlanabilmek için mehir belirlemiyorsunuz. Nikahlandıktan sonra, sonra mehir vermeniz gerek. Otomatikman bu doğuyor. Doğuyor. İşte, mehir nikah esnasında belirlenirse bunun adı mehri müsemma oluyor. Adı konmuş mehir. Hmm. Bu şekilde belirlenmeden kadın bilmiyordu, taraflar bilmiyordu böyle bir nikah olduğunu veya bir şekilde yanlış bilgiler falan vardı yani. Nikahtan sonra otomatikman mehri misil dediğimiz bir emsal mehir hakkı doğar kadının. Hmm. Yani kendi yaşlarında kendisi gibi bekar veya dul duruma göre işte bakarlar gibi kadınlar o devirlerde yaşadığı dönemde çağda ne kadar ortalama bir mehir almışlarsa kocalarından o ortalamada bir mehir alma hakkı otomatikman doğuyor Aa, kadına. Hmm. Bakın burada Cenab-ı bak ne diyor? Şey yok ama ve dihu'nü onları da bir şekilde diyor faydalandıracaksınız. Hmm. Yani şu o mehir mislin falan kaynağı işte budur. Bir sonraki ayete bakalım. Ve in tallaktu ne? o kadınları boşarsanız eğer minkabli entemesuhunne Bak yine gerdekten önce, önce, ama bu sefer vakat faraz lehunne feridadan ama bu sefer mehrini belirlemişsiniz. Hı -hı. Bak biraz önceki mehir de belirlenmemişti. Bir boşanma durumunda diyor ki bir şeyler verin yani emsal mehir. Hı -hı. Burada da diyor ki eğer mehir belirlemişseniz yani nikah akti kıyıldı mehir belirlendi dedi ki adam sana işte tutarı misal diyelim yani 20 bin lira tutarında bir altın veya o kadar para vereceğim öyle diyelim. Ve düğün olmadan kavga ettiler. Şu oldu bu oldu ayrılıyorlar. Bak nikah kıyıldığı için Allah ne diyor? Fe nisfu ma ferazdun. O belirlediğiniz mehrin yarısını yine kadına vermek zorundasınız. Belirlediniz madem yapın yarısını Bak, bu en azından yarısını. Mehrin kadının bedeli olmadığını da gösteriyor. Bak henüz gerdek yaşanmamış. Yok, evet, evet. Ama mehir belirlenmişse akitle birlikte kadın bunun en azından yarısına ne yapıyor? Hak kazanıyor. Bu akdin sonucu. Evet, akdin sonucu. Evet. Dolayısıyla hani nikah şartı değil. Şey mehir nikah şartı değil. Sonucu derken bunu Bir kez daha söylemek istiyoruz ki bunu kastettik. Hı hı. Erkekler evlendiği andan itibaren ister önce ister sonra kadınlarına bu mehri verecekler. Hem de gönül rızasıyla, gönül hoşluğuyla verecekler. Başlarına kalkmayacaklar. Hı hı. Ve bunu eşlerini sevdiklerinin onlara verdikleri sözde durduklarının bir alameti olacak. Sadukat kelimesi de bunu gösteriyordu. Herhangi bir boşanma anında asla bunu kesemezler. Bir de şunu özellikle söylemek isterim. Bizim toplumumuzun büyük bir kesiminde mehir boşanma anında kadına ödenmesi gereken bir meblağ olarak düşünülüyor. Bu doğru değil. Bakın bütün okuduğumuz ayetlerde bak ne dedi Allah? Mehir'i gönül rızasıyla eşinize verin. Evet. Dönüp de size o da gönül rızasıyla bağışlarsa ondan bir kısmı beraber yiyebilirsiniz. Boşanma olduktan sonra ne verende öyle bir gönül hoşluğu kalır evet. ne de geri verecek olan kadında gönül. Evet. Böyle bir şeyler evlilik süresince olur. Evet. Evlendikten sonra verilecek olan nafaka başkadır. Hmm. Onu karıştırmayalım. Hı hı. Nikah varsa mehir vardır. Bunlar kadınlarımızın öz ve öz haklarıdır. haklarıdır. Bunları kocalarından talep edebilirler. İster nikah esnasında oturup bunun Adını koyarlar, mehri müsemma olur. İstersen iki akdinde konuşmadılar, daha sonra bunu öğrendiler veya daha sonraya bıraktılar. Hı hı. Kendi aralarında oturup serbestçe belirleyebilirler. Hiç bunu yapmadılarsa bile toplum Otomatikman onlara... tabii mehri misil bilmeye. hakkı doğar. Tamamen kadının öz malıdır. Kocası dahil hiç kimsenin kadının bu malını elinden alma, onun nereye harcanacağı konusunda karışma hakkı, yetkisi bulunmamaktadır. Evet. Kadınlar bu konuda tam yetki sahibidir. Evet. Hocam peki bu e, nikahlarda, düğünlerde takılan takılar vesaire bunlar mehir yerine geçiyor mu? Evet tabii ki yani onlarda erkek, erkeğin, bizzat erkek, erkek tarafından erkek. ve erkeğin kendisi tarafından takılmış olan takılar mehre mahsup edilebilir. Bunların mutlaka nikah esnasında, nikahtan önce konuşulması gerekir ama herhangi bir tartışma hmm. çıkmaması için. Derler ki bak mehir olarak... Yoksa o gerdeğe girmeden tabii, önce ayrılma bu yüzden tabii, de olabilir. Olabiliyor yani <laughs> evet. maalesef bu takıların ol, paylaşılması ol, ciddi bir <laughs> sorun. Ozur konuşacaklar. Diyecekler ki bak sen nikahta kocam olarak ve senin ailen şunları şunları takarlarsa tamam mehirden bunları düşebiliriz veya artı olarak da kadın isteyebilir. Netice dedik ya her şey ikisinin, i̇kisinin anlaşmalarına bağlı. bağlı evet. Hiç kimseyi de aralarına almalarına gerek yok. Hı hı. Nikahlanacak olan kendileri karar verecek olan da kendileri. Evet. Kadın ne istiyor? C gönlünden ne koparsa biliyorsunuz o meşhur hadiseyi de anlatalım. Vaktimiz var hocam buyurun. Ee, sahabe döneminde Hazreti Ömer halife halifeyken gençler geliyor şikayet ediyorlar. Genç erkekler genç kızları halife ediyorlar ki ya emir al müminin ey müminlerin emiri bizim diyor bu kızların burnu kalktı havalandılar çok fazla mehir istiyorlar evlenemiyoruz. Gel diyor halifemiz olarak müdahale et de diyor mehir miktarlarını falan bir düşürsünler. Hazreti Ömer de hemen milleti müdahale topluyor ediyor. müdahale ediyor diyor ki kadınlar. Erkeklerden şöyle şöyle şikayetler geliyor. Çok fazla mehir istiyormuşsunuz. Bundan sonra diyor şu miktardan fazla mehir isteyemezsiniz. Akıllı Hemen, bir kadın kalkması lazım. Sahabi hanımlardan <laughs> bir tanesi kalkıyor. Diyor ki: "Dur bakalım ya Ömer. Biraz önce okuduğumuz ayet kaçtı? Ee, ayet numarasıyla hatırlayalım. Nisa suresi 25 20. Mi? ayet. 20 miydi? Bak diyor Allah ne diyor? Kantar dolusu mehir ödemiş olsanız bile Eşinizden boşama esnasında mehirinin tek kuruşunu dahi kesemezsiniz. Bak kantar dolusu mehirden bahsederken Allah sen nasıl üst sınır o bize kahretsin? hakkımızı bu şekilde teslim etmişken sen hangi haklı diyor buna üst sınır getirmeye çalışıyorsun? Kadın haklıdır diyor. Evet. O gün diyor zannettim ki Medine'nin sanki en cahili <laughs> benim ayet varmış da unutarak diyor <laughs> işte gaza gelmiş adam da ne yapsın yani bir sorunu çözecek. Hocam Diğerlerinin yerlerinin işte gazına sizi... gelmiş e kadınlarımız bu Nisa suresini ezbere bilmesi lazım. demenizin ne ya. manaya geldiği ortaya çıktı. Evet. Bilirseniz böyle olur. Böyle Sizin haklarınıza sahip çıkarsınız alırsınız yani. Evet. Tabii. Hocam çok teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Ben teşekkür Böylelikle ederim. Böylelikle e, çok için. şükür yetiştiremediğimiz bir konu olmadı. Evet. E ee, hemen Biraz beraber, belki hızlı geçtik ama ne yapalım. Olsun zaten ayetleri yani. göstermemiz Aha. yeterli. Çünkü evet. o ayetler herkesin elinde. Evet. Rahatlıkla okuyup gerçeğini her zaman görebilirler. Evet. Ee, önümüzdeki bölümümüzde yani 15 gün sonra yine sizi burada ağırlayacağız eğer izniniz olursa ee, Zira e, bu kez talak ve iftida konusunu yani erkeğin kadını, kadının erkeği boşama konusunu, boşaması konusunu burada konuşmak istiyoruz Sevgili izleyiciler İslam'da aile ve kadın <laughs> konusunun ilk bölümünde evliliği, evlenmeyi e, gerek şartlarıyla, gerek sonuçlarıyla, e, gerekse taraflarıyla burada masaya yatırdık konuştuk. Rabbimizin bizden istediği şekilde nasıl evlenme yapılır bunu görmeye çalıştık. Ve kültürümüzde ya da bir takım mezheplerde geleneklerde ne tür yanlışlar yapıldığında, yapıldığında bu yapıldığı da bu vesileyle ortaya çıkmış oldu. Ve yükselen sözlerin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kök programında Fatih Orum hocamız ve ben yine karşınızda olacağız. İnşallah tasdik konusuna devam edeceğiz. Görüşmek üzere. iyi geceler. Sizleri bir tek nefisten yaratan odur. Eşini de o nefisten yarattı ki biri diğerinin yanında rahat etsin. Erkek onu sarınca hafif bir yük yüklenir. Onunla gezip dolaşır. Yükü ağırlaşınca ikisi de rapleri olan Allah'a yalvarır. Bize iyi bir evlat verirsen görevlerini yerine getirenlerden olacağız derler. Araf suresi 189. ayet